Dostlar, herkese esenlikler dilerim. Ben Atsineyim. Bugün konuşacağımız konu daha önce konuştuğumuz konuların bir devamı niteliğinde. Daha önce ne konuşmuştuk? Daha önce Yemen bölgesini konuşmuştuk. Sami kabilelerini konuşmuştuk. Ve Güney Arabistan'ı da konuşmuştuk tabi. Yani Ebrehe'yi konu almıştık. Daha önceki videolarımızda. Onlar kanalımızda mevcut. Yüklenmiş durumda arkadaşlar. Şu an konuşacağımız konu da İslamiyet öncesi Kuzey Arabistan'daki Arap devletleri. Yani bu İslamiyet'i tam olarak anlayabilmek için önemli. İslamiyet öncesi durum. İslamiyet sırası durum ve sonrasındaki durum. Bakalım İslamiyet'ten önceki Kuzey Arabistan Arap devletlerinin durumu neymiş? Yemen'de Katanilerin meydana getirdiği büyük medeniyet eserlerine yukarıda temas etmiştik. Bu medeniyetin daha eski olan ve Mezopotamya'da gelişmiş bulunan muhteşem Sümer medeniyetinden de istifade ettiği düşünülebilir. Kuzey Arabistan'da kurulmuş Arap devletlerinin siyasal hayatlarını, tarihlerini incelememiz gerekir. Bu kuzey devletlerinin bir kısmını eski yazarların, Marib'de ve Yemen'in başka yerlerinde yapılmış olup, o bölgenin sulanmasında ve halkının geçiminde büyük bir önemi olan su büvetlerinin, yani barajların yıkılmasıyla canlılıklarını kaybedip, Yaşama imkanları azalan güneyde yani Yemen'deki devletin kuzeye çıkmış topluluklarının kurduğu söylenir. Biz burada bunların dünya tarihi içine karışmış ve Arap tarihinde önemli rol oynamış olanlarından kısaca bahsedeceğiz. Bunlar ne battılar? Tedmurlular veya Palmirliler, Gassaniler, Yereliler ve Kindeliler devletleridir. Şimdi İslam önceki Arap devletleri tarihi hakkında elimizde sarih belgeler bulunmadığından bu devir olayları geçmiş zamanların karanlıkları altında gömülüdür. Bu çağ ulusların bazılarının tarihi hurafelerle karışmıştır. Güneyde Yemen'in kıyı bölgelerinde ve Yarımada'nın güney kıyılarında, Kuzey Kızıl Deniz kıyılarında kurulmuş olanlar hakkında ticari önemi dolayısıyla o zamanki batının ve doğunun büyük devletleri tarafından duyulan ilgi yüzünden toplumsal, siyasal, kültürel ve bilhassa ticaret hayatlarına dair önemli bilgiler verilmiştir. Halbuki Yarımada'nın ticaret yolları ile ilgisi olmayan, orta ve ücra bölgelerinde bulunanlardan bahsetmemişler veya pek az bilgi vermişlerdir. Arap yazarlarının verdikleri bilgiler ise yazılı kaynaklar az olduğundan gittikçe hurafelerle belenmiştir. Amalika, Ad, Semud, Tasım ve Cedis Araplarının tarihi bu kabildendir. Şimdi gelelim Nabatlılar Devleti'ne. Bu devlet Filistin'in güneyindeki eski Edom bölgesinde kurulmuştur ki sınırları güneyde Akabe Körfezi'nin aşağılarına kadar uzanıyordu. Buralarda çok eskiden Edomlular oturuyordu. Bu Edomlular İsrail hükümdarı Davut peygamber ki Davut peygamberin saltanatı işte 1029-973 arası diye düşünülüyor. Ve oğlu Süleyman peygamber. Onun saltanatı da Miradtan önce 973 ve 933 yılları arası. Bunların devirlerinden beri İsrail oğullarının boyunduruğundan kurtulmak için çalışmışlar fakat Milattan önce 5. yüzyılda doğudan gelen Nabatlıların saldırışına uğrayarak onlarla karışıp gitmişler ve bu tarihten sonra ortaya Nabatlılar devleti adıyla yeni bir devlet çıkmıştır. Güney Arabistan'daki Mayinler ve Sebalılarla olduğu gibi Arap yazarları da Nabatlardan da hemen hemen hiç bahsetmemişlerdir. Bu yazarların eserinde her ne kadar en bat adında rastlanıyorsa da onlar bu adla baş şehirleri Petra olan milleti değil, Mezopotamya ahalisini kastediyorlardı. Bunlar hakkında bilgiye Bizans, Roma kaynakları ile Tevrat şifrelerinde ve en son arkeolojik buluntularda rastlıyoruz. Nabatlıların asılları hakkında muhtelif fikirler ile sürülmüştür. Petra bölgesine nereden geldikleri tartışmalı bir konudur. Tevrat'ta bunların İsmailoğlu Nayabot soyundan üredikleri kaydediliyor. Evvela Irak dolaylarındayken sonraları batıya, Edom bölgesine gelmişler. Arap Yarımadası'nın Şammar Dağları bölgesinde değil, evvela Mezopotamya'ya gidip yerleştikten sonra Asurluların oradan sürüp çıkarıp çıkarmaları üzerine Edom'a gelmişler. Basra Körfezi kıyılarından gelmişler. Bundan başka bunların soy bakımından Arap mı, Aramlı mı oldukları da kesin olarak halledilmemiştir. Bunlardan kalma yazıtların Aram diliyle yazılmış olasına göre hüküm veren bilginler bunların Aramlı olduklarını söylüyorlarsa da eski çayla uğraşan batı tarihçilerinin bunları Araplar arasında saymaları yazıtlarda geçen Nabatlı hükümdar adlarının El Haris, eski Yunanlıların Aretas dedikleri Ubade, eski Yunan Obadas ve Malik, eski Yunan Malikus gibi Arap adlarını taşımaları bunların Arap olmaları ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bunları dillerine bakarak Aramlı saymak doğru olmaz. Zira o sıralarda Aramca ve Aram yazısı epey yaygın bir durumdaydı. Milattan önce 7. yüzyıl sonlarında ünlü Asur kralı Asur Banipal ki bunun saltanatı milattan önce 668 ve 626. Banipal çağına ait bazı yazıtlarda bu hükümdarın yendiği hükümdarlar arasında Nabat hükümdarı Natan da sayılmaktadır. Fakat burada adı geçen Nabatların Irak enbatı olması muhtemeldir bahsimize konu olan Nabatlıların sarih tarih olması muhtemeldir. Ha, pardon. Bahsimize konu olan Nabatlıların sarih tarihlerine Büyük İskender'in doğudaki savaşları sırasında yani M.Ö. 4. yüzyıl sonlarında rastlıyoruz. M.Ö. 1. yüzyılda ölen Sicilyalı Diodor, Büyük İskender'in kumandanlarından Autigonus'un M.Ö. 312 yılında Petra şehrine karşı yaptığı saldırışı anlatırken Nabatlılar hakkında epey bilgi vermiştir. Diodor bunların on bin kadar muntazam ve seçkin asker çıkardıklarını, saldırdıkları zaman sart dağ başlarına çekildiklerini, dar boğazları kapadıklarını, düşman ordusunun susuz çölü geçerek buralardan onları kovalayamadıklarını kaydediyor. Diodor Antigonus'un Mısır'a hakim olan Büyük İskender komutanlarından, Ptolomios'un Mısır'a hakim olmak isteyen kişi tabi bu, Ptolemyos'u yenmek için buradan geçmek zorunda kaldığını, halbuki Ptolemy'nin önceden bunlarla anlaşmış olması yüzünden buradan ancak savaşla geçmesi gerektiğini, bunu Nabatlıların komşularıyla yapmakta oldukları küçük bir savaş zamanından faydalanarak yapabildiğini, bu geçişte bunların şehrini talan ettiğini fakat Nabatlıların Antigonus ordusunu geri dönerlerken kılıçtan geçirdiklerini söylüyor. Antigonus bunun öcünü almak için oğlu... Demetrios'u bunlar üzerine yollamış. Nabatlılar sonunda kendilerinin 10 misli düşmanla başa çıkamayacaklarını anlayıp Demetrios'a aramca mektup yazarak af dilemişler ve uyuşmuşlardı. Nabatlılar anlaşıldığına göre bundan sonra durumlarını düzeltmişler, hükümdarlar adına para bastıracak kadar ilerlemişlerdi. Mirattan önce 169 yılında saltanat sürmekte bulunan Nabat hükümdarı 1. Haris, Selefkuslar Suriye hükümdarı Antiyohos, Epifanes ile Mısır Putolemlerinden Putoleme Filomater'in çağdaşıydı. Bu iki hükümdar arasındaki savaşta Selefkuslar Nabatlıların yardımını istemişlerdir. Nabatlılar hükümdarları 4. Haris devrinde Romalılarla kanlı savaşlar yapmışlardır. Bundan sonra Nabatlılar devleti gittikçe zayıflamıştır. Bu hükümdarlar zamanından itibaren hükümet işlerine kadınlar da iştirak etmeye başlamış, Aldu ve Şakil adlarındaki kadınlar adına da para basılmıştır. Hatta 4. Harisi Halefi 2. Malik'in ölümünden sonra karısı Şakile, olduğu 2. Ribale yani Rabbele vasi olarak hükümet işlerini eline almış. Sonra bu nüfus Ribal'ın karısı Cemile'ye geçmiştir. Nabatlıların son hükümdar 3. Malik zamanında Roma İmparatoru Trajan zamanında bunun Suriye'deki vekili Cornelius Palma adındaki komutanı Mısır ordusunun da yardımıyla baş şehirleri Petra'yı ele geçirmiş ve böylece miladi 106 yılında Nabatlılar devleti ortadan kaldırılmıştır. Havlu ve Şekil adındaki kadınların adına para da basılmıştır. Hatta 4. Haresi Halefi 2. Malik'in ölümünden sonra karısı Şakile, oğlu 2. Rafele, Rabbele vasi olarak hükümet işlerini eline almış. Sonra bu nüfus Ribal'in karısı Cemile'ye geçmiştir. Nabatlıların son hükümdar 3. Malik zamanında Roma İmparatoru Trajan zamanında bunun Suriye'deki vekili Cornelius Palmaz adındaki komutanı Mısır ordusunun da yardımıyla başşehirleri şehirleri Petra'ya ele geçirmiş ve böylece miladi 106 yılında Nabatlılar devlet ortadan kaldırılmıştır. Adı geçen Petra şehri Sina Yarımadası'ndaki arazisine dahil bulunan Vadi Musa adıyla alınan bir vadide kurulmuştur. Romalılar nabatlar ortadan kaldırdıktan sonra bu başarılarının hatarasına para bastırmışlardı. Bir vakitler Sina Yarımadası'nın ötesine doğuda Havran'dan Irak'a, Medine şehri kuzeyindeki Vadi Kurro'ya kadar genişlemiş ve eski Semud kavminin memleketi olan Hıcır'ı ülkelerine katmış olan Nabatlılar bu yenilmeden sonra bir daha bellerini doğrultamamış dağılıp gitmişlerdir. Nabatlılar Kralı Haris devrinde yazılmış olup önemli bilgileri taşıyan bir mezar yazıtından bunların Zuşşera, Menat ve Kays üç büyük tanrıları olduğunu anlıyoruz. Bilhassa bu Menat putuna çok eski zamanlardaki mayinler ve Sebalılar devletlerinde ve İslamiyet'ten önceki cahili çağında Hicaz bölgesinde de rastlıyoruz. Bu yazıtta aynen şu ifade yazılı bulunuyor. Bu El-Kasi oğlu, Kehil oğlu, Azin kendi nefsi, çocukları ve nesli için Nabatlıların kral olan ve milletini seven El-Haris'in saltanatının 9. yılının Nisan ayında yaptırdığı mezardır. Elinde Aziz tarafından verilmiş bir yazı olup kendisinin veya Aziz'in hayattayken müsaade ettiği herhangi birinin bu mezara gömülmesi caizdir. Zuşşera, Menat ve Kays, bu mezarı satan veya alan veya rehin eden veya hibe olarak veren veya kiralayan veya üzerine başka bir şey nakşeden yani yazan veya yukarıda adları yazılmış olanlardan başkasını bu mezara gömen herkese lanet etsinler. Bu mezar üzerine yazdığım şeyler ebediyete kadar Nabatlıların ve Selamilerin kutlu saydıkları töreye, kaideye göre kutlu bir haremdir. Yani dokunulmaz bir yerdir. Bu yazıt El-Hıcır yani medayn Salih'te bulunmuş ve miladi 9 ila 40 yılları arasında hüküm sürmüş olup Filopater ünvanı ile anılan 4. Haris devrine aittir. Yazıtta Haris'in saltanatından 9. yılının Nisan ayında denmektedir ki bu kayıttan Nabatlıların da Sebalılarda ve diğer eski devletlerin birçoğunda adet olduğu gibi hükümdarın saltanat yıllarını takvim başlangıcı olarak kabul ettiklerini anlıyoruz. Nitekim miladi 106 yılında egemenliklerini kaybeden Nabatlılar bu felaketli olayın tarihini daha sonraki olayları sıralamak için bir takvim başlangıcı yaptılar. Nabatlı tüccarlar Arap Yarımadası'nın Mesut Arabistan denen bölgesinden aldıkları zamkı arabi ve günlük ticaret mallarını yukarı limanlara getirmekteydiler. Bunlar göçebe bedevi Araplar gibi değil, tüccar bir millet olarak görünüyorlar. Nabatlılar siyasi bir varlık olarak tarih sahnesine milattan önceki 4. yüzyılda çıkmış görünüyorlar. Hükümdarlar saltanatı sürelerini gösteren liste milattan önce 2. yüzyıldan sonraya aittir. Bunların ilki milattan önce 169 yılında tahta geçen Aretas adında biridir. Nabat krallığı milattan önce 2. yüzyılda Selefkusların anarşiye düşüp Babilonya'yı, Filistin'i ve Batı kolonilerini birer birer elden çıkarmaları üzerine kurulmuştur. Nabatlılar refah devirlerine iktisadi imkanları sebebiyle ulaştılar. Onlar üç büyük ticaret yolu üzerinde bulunuyorlardı. Selefkuslardan sonra hakimiyet İranlılara geçince Romalılarla partlar savaş halinde olduklarından bu yollarda ticaret Nabatlılara geçti. Bu üç ticaret yolu şunlardır. 1- Basra Körfezi yolu Burada mallar Gerha'da boşaltılıyordu. Bu mallar Arap Yarımadası'nı Hayil yoluyla geçip Teyma'ya ve Hıcır'a yani medayn Salih'e ulaşıyordu. 2. Yemen yolu Sana'dan Mekke, Medine'ye ve oradan Hıcır'a geliyordu. 3. Kızıldeniz yolu Ticaret malları Akabe Körfezi ucundaki Aliya, Eyle'ye boşaltılıyor. Oradan Petra'ya, daha sonra Löke Kome'ye ulaşıyor. Buradan da Hıcır'a varıyordu. Bu yollarla Hıcır'a gelen mallar Petra'ya taşınıp tabi ve taştan depolara yerleştiriliyordu. Bu mallar Suriye, Gazze veya Mısır yoluyla Yunanistan'a ve İtalya'ya ulaşıyordu. Burayı bir daha okuyayım. Bu mallar ana merkez halinde olan Petra'dan Arişe, oradan Suriye, Gazze ve Mısır yoluyla Gazze veya Mısır yoluyla Yunanistan'a ve İtalya'ya ulaşıyordu. İşte bu muazzam ticari trafik Nabatlıların refahını sağlıyordu devletin iyi düzenlediği gümrük tarifeleriyle hazine çok zenginleşti. Gümrük resmi %25 olarak alınıyordu. Daha sonra Güneyde Hıcır ve Löke Kome'yi zapt ettiler ve buralarda zengin birer ticaret merkezi haline geldiler. Nabatlıların daha güneye inmelerine Lihyanilerin mani oldukları tahmin edilir. Gazze Akdeniz'de ihraç limanlarıydı fakat önce 96 yılında Yahudi Kralı Aleksandra Jane bu şehri zapt edip tahrip etti. Milattan önce 85 yılında bir Nabat kralı muhtemelen 3. Aretas Pihilleme, Kana Savaşı'nda Suriye kralı 12. Antikos'u mağlup ve katletti. Aynı şekilde Adida'da Yahudi kralı Aleksandra Cenne'yi mağlup etti. Bu galibiyet Nabatlılara Petra'dan Şam'a, Mabada, Amman, Basra yolu ile giden yola hakimiyetlerini temin etti. Nabatlılar, Romalılar karşısında tutulamadılar ama Şam güneyine Havran'ı sağlam bir şekilde işgal ettiler. Nabatlılar Suriye çevresinde Bosra, Petra ve Hıcır'da birer ticaret merkezi kurdular. Milattan önce 85'ten milattan sonra 106 yılına Petra'nın tarihine kadar oldukça geniş bir bölgeye hakim oldular. Nabat kralları komşu Arap kabileleri üzerinde yarı yarıya parayla yarı yarıya da silah kuvvetiyle hakimiyet kurdular. Fakat sonunda kendilerini ortadan kaldıran Romalılar gibi müthiş bir komşuya çattılar. Milattan 66 yılında Pompey Şam işgal etti. Milattan önce 62'de Pompey'nin bir komutanı Petre şehri üzerine yürüdü. Nabat kralı 3. Aretas Roma ordusunun geri dönmesini para ile temin etti. 300 talente bir nevi Roma parası bu barış imzalandı. Bu tarihten sonra Romalılar Nabatlılara bir uyruk devlet gözüyle baktılar. Nabatlılar ise bu uyrukluğa şekli bir uyrukluk gözüyle bakıyorlardı. önce 31 yılında Roma İmparatoru Antonio, Yehuda kralını Nabatlılar üzerine saldırdı fakat Yehuda kralı Herode müthiş bir yenilgiye uğradı. Nabat kralı 4. Aretas, Roma'nın müsaadesini almadan tahta oturdu ve bundan sonra Romalılar, Nabatlıları sadece şımarık bir uyruk değil, aynı zamanda ticaret alanında da bir rakip saydılar. Roma İmparatoru Augustus'un hakimiyeti sırasında Doğu Ticaret Yolu Hindistan, Hint Kızıl Deniz ve Mısır yönüne gerçekleştirildi. Bir müddet sonra da Romalılar Güney Arabistan'ı ele geçirmek için teşebbüse geçtiler. Fakat Nabat Kralı Obodat'ın komutanının onları yanlış yollara yöneltmesi sebebiyle bu teşebbüs başarısızlığa uğradı. İmparator Neron zamanında bir Roma akını Yemen'deki Aden şehrine ulaşıp orayı tahrip etmiş görünüyor. Fakat Romalılar Güney Arabistan'a sağlam bir şekilde yerleşemediler. Miladi 1. yüzyıl ortalarından itibaren Nebatlıların refah devri ağır bir tehlikeye düştü. Trajan zamanında miladi 106 yılında Nabatlılara son darbe indirildi. Romalıların Suriye valisi Cornelius Palma Petra şehrini işgal etti. Böylece Roma'ya yeni bir eyalet, Arabistan eyaleti katıldı. Fakat Romalılar Ayla'dan daha aşağıya inemediler ve bütün Güney Nabat ülkeleri Medyen ve Hicaz'ın kuzeyi özgür olarak kaldı. Böylece küçük bir Nabat devleti kalıntısı bir müddet daha devam etti. Nabatlı tüccarlar Yesrib, Medine şehrinde yerleştiler ve Peygamber Muhammed zamanında bile orada bir Nabat pazarı, Sukkul al-Nabat mevcuttu. Hatta eski İslami kaynaklarda Nabatya tüccarlarının Medine'deki Müslümanlara, Suriye halkı ve ora hakimi bulunan Bizanslılar hakkında bilgi verdikleri kayıtlıdır. Daha sonra Petra'nın ticaret merkezi rolünü Palmir şehri aldı. Buradan Nabat hükümdarlarını gösteren bir liste var dostlar. Ne şekilde başlıyor? Milattan önce 169'a doğru 1. Harerat. Nabat'ı kurmuş anlaşılan ve daha sonra hükümdarlar değişmiş. Birinci Rabbel, birinci Haretat geliyor. En son hükmedenler de miladi 71-106 yılları arası Şukilat, Kraliçe Gamilat arasında. Da mesela bir önce Rabbel var. Moliko'nun oğlu Veliat, Moliko, Huldo, Şukailat, Hobatat, Tanrı, Moliko'nun oğlu ve veziri Silianos, Huldo gibi isimler almış bunlar. Nabatlılarda dil ve kültür. Nabatlılar Araptırlar. Bunlar Irkan Suriye çölündeki ve Kuzey Arabistan'daki Araplarla aynı menşedendirler. Yalnız dil ve yazı ile onlardan ayrıldılar. Hiç değilse yazı dilinde bu ayrılık belirtilir. Mayın ve Seba devletleri alfabetik yazı ve dilleri vasıtasıyla Kenan yazısı ile ilk sıralarda müşterek asıldı bir menşeden gelmediler ve eski Yemen medeniyeti Kuzey Arabistan'a çok önemli etkiler yapmıştır. Mayın ve Seba medeniyetleri o kadar kuvvetliydi ki bunların Nabatlılarla temasları daimiydi. Bu bakımdan Güney Arabistan alfabesinin ve lehçesinin Nabatlılar üzerine tesir edeceği akla gelir fakat durum böyle olmadı. Çünkü 6. yüzyılda Medpers Krallığı yani yeni Babil İmparatorluğuna varis olduğu zaman Aramca idare ve ticaret alanındaki faaliyete yazısıyla ve diliyle hakim oldu. Hatta Aramca İranlı Akaman işlerin resmi dili bile oldu. Bu sebeple İran'dan Batı Anadolu'daki Lidya'ya kadar Aramca belgelere rastlanmaktadır. Büyük İskender istilası sonucunda M.Ö. 4. yüzyıl sonlarında İran'a hakim olan Selefkuslar Yunanca'yı getirdiler fakat Sami uluslara yabancı olan bu dil karşısında Aramca gerilemiş görünmüyor. Bütün Mezopotamya'da Aramca Akatcan'ın yerini aldı. Bu dil Mısır'da M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Yahudi kolonileri arasında yazı dili olarak kullanılıyordu. Nabatlılar da halk muhakkak ki Arapça da kullanıyordu. Hatta bunlar eski Yunanlılarla, Suriye, Selefkuslar ve Mısır'daki Ptolemolarla daimi temasta olmaları dolayısıyla yüksek tabakadan bazı kimseler herhalde Grekçe de biliyordu. Sonraları mezarların, abidelerin yapılışında Grek etkisi de olmuştur. Ele geçen nabat yazıtları milattan önce 1. yüzyıldan itibaren milattan sonra 4. yüzyıla kadarki zamana aittir. Nabatlılar bize Palmirlilerden daha eski metinler vermektedir. Nabatlılar tarihi yalnız Aramca, Nabatlılar tarihi yalnız Aramca bakımından değil, Arapça bakımından da önemlidir. Bunlar sonradan son derece kuvvetli bir Arap tesirine maruz kalmışlardır. Araplardan yalnız özel isimler değil kelimeler de almışlardır. Dillerine çok az da gramer kaydeleri girmiştir. Bunlar da Aramca, Arapçadan alınan kelimelerle gittikçe fakirleşmiş ve miladi 4. yüzyıl başlarından itibaren Nabat yazısı kullanarak oldukça saf bir Arapça ile yazmaya başlamışlardır. Nabatlıların kullandıkları rakamlar Fenikelilerin kullandıklarının aynıdır. 4 ve 5 rakamları Fenikelilerden farklı olup bunlar Nabatlılara has ve yeni rakamlar gibi görünüyor. Palmirliler Eski Arap devletleri içinde şüphesiz tarihlerini en iyi şekilde bildiğimiz Tedmuruların Palmir tarihidir. Bunun sebebi elbette buraların gelişmeye elverişli bir bölge de mükemmel bir şehir çehresi almış olması Ayrıca çok eskiden beri Roma alemiyle sıkı temas muhafaza etmesiyle Roma tarihçilerinin sık sık bunlardan bahsetmeleri ve maddi medeniyet kalıntılarının zamanımıza kadar pek bozulmadan gelebilmiş olmasıdır. greko romen çağda Palmira denen vahaya Araplar Tedmur derler. Hem devlet hem de bir şehrin adını üzerinde toplayan Palmir veya Tedmur, Şam şehrinin 260 kilometre kuzeydoğusunda ve Fırat Nehri'nin 140 km batısında güneyde eski Philadelphia yani şimdilik Alman şehrinden başlayıp Rusafe, eski Sergiopolis, kuzeyinde Fırat Nehri'ne ulaşan ve Dioklesian yoluyla anılan eski meşhur ticaret yolunun usulünde önemli bir şehirdir. Tedmur çok eski bir addır. Bu ada ilk defa M.Ö. 2. 2. binin başlarında ait yazılarda rastlıyoruz. Asurlular devrine ait ticari bir mukavemelin yazılı bulunduğu, eski Kapadokya'daki Kültepe'de ele geçirilen bir tablette yazılı şahitler arasında Puzur Iştar adındaki bir Tedmurlu'yu görüyoruz. Bu adam şüphesiz Kapadokya tabletlerinde görünen Amurlulardandı. Tedmur şehrinin adı Asurlular devrinde Taadmeer diye kaydedilir. Mesela gene o devirde Naşale veya Nazala diye anılan veya greko roman devrinde Nazala denen yer bugünkü Karateyn denen başka bir yer değildir. Asurluların ilk Fatih Kralı I. Tiglaplazer ve bu adamın saltanatı M.Ö. 1115-1093 yılları arası Heh, işte bu Tiglath-Pileser'in Fırat bölgesine yaptığı 20 seferden bahsedilirken Tedmur'a kadar geldiği zikrediliyor. Başka bir belge de Aramlıların Suriye'de. Amurluların yerine hedef oldukları gösteriyor. Orta zamanda veya yeni zamanda Batılıların bazı kimseler Palmir'e uğramış ve buranın durumu hakkında bilgi veren yazılar bırakmışlardır. Bu cümleden ilk defa bir İspanyol Yahudi hahamı olan Benjamin de Tudel miladi 1172 yılında Palmir'e uğramış ve bu şehirde oturmakta olan 2000 Yahudi ile görüşmüştür. 1616 ve 1625 yıllarında İtalyan Pierre de la Vallase ve 1630'da Can Babsite Taverniyer'i ziyaret etmişlerdir. 1678 yılında Halep'teki bir İngiliz grubu Palmire yollanmış fakat Bedeviler tarafından esir edilip fidye ile kurtulmuşlar. Sonra tekrar gidip 4 gün kalmışlar. İçlerinde Halifax adındaki papaz bazı kayıtları kopya etmiş bunlardan üçünü yayınlamıştır. 1774'te Bartolomei adındaki papaz üzerinde 547 tarihini taşıyan ve bir Palmirli'nin Aglibolus ve Malecbelus Malecbulus neymiş? Belus ha, Belus adlarındaki tanrılar adına yaptırdığı anıttan bahseden bir yazı yayınladı. 1887 yılında Volney Suriye'ye seyahat adlı kitabını yayınladı. H. Weddington 1861 yılında yüzden fazla Palmir metnini kopya etti. 1881 yılında Prens Lazare meşhur Parmil Kanunu'nu buldu. Bu kanun 1901'de Leningrad'daki Ermitaj Müzesi'ne nakledildi. Adı geçen Palmir Kanunu miladi 137 yılında yazılmıştır. Bir saniye. Hocam siz Leningrad mı dediniz? <laughs> Tabi bu sırada daha Sovyetler Birliği duruyor ya arkadaşlar. Leningrad diyor. Şehrin yeni adı ne ben bilmiyorum yani. O dönem vardı işte Stalingrad, Leningrad, Moskova falan. Acaba bu Leningrad şehrinin bugünkü adı ne? Bazen bu eski yazılarda oluyor ya. Diyor ki işte efendim Sovyetler Birliği sınırının <laughs> şey geldi aklıma. Birden aklına Sovyetler Birliği'nin dağıldığı gelir. <laughs> Öyle bir video vardı. <laughs> birden aklıma Sovyetler Birliği'nin dağıldığı geldi arkadaşlar. Ne güzel okuyordum ya. E Leningrad'da ne varmış hocam? <laughs> Sovyetler Birliği bile dağıldı ha. Bir gün bir Sovyetler Birliği'ni konuşalım arkadaşlar. Ağlamıyorum, Gözüme patates kaçtı bir saniye. Kaç yaşa marşı vardı sonra. Ah kaçlar çiçek kaçar bozkırda suya rengini vererek o ki anılar barındırır değerli hazine katyuşa birden bu aklıma geldi ya Dostlar duygulandım değil <laughs> <laughs> Duygulandınız. <gülüyor> Duygulandınız. Evet, duygulandım. Vay be. Leningrad'da bulunuyorum. Şöyle mi hocam? Hocam, hocam. Keşke oraya ne bileyim Petersburg falan yazsaydınız ya. Duygusal bir at sineği oldum arkadaşlar ben. Ağlamıyorum gözüme Katyuşa roketi kaçtı. Neyse. Emirtaş evet. Hocam nereye nakledilmiş? Leningrad'dan mı bulunuyormuş? Diyor ki Pamir Kanunu'nu buldu. Bu kanun 1901'de Leningrad'daki Ermitaj Müzesi'ne nakledildi. Adı geçen Palmir Kanunu miladi 137 yılında yazılmıştır. Vay be. Ulan bir cümle bak beni ne hale getirdi. Duygulandım evet. Eh, neyse nerede kalmıştık. Heh. Palmir'de bundan sonra ilim heyetleri gelmeye devam etmiş. Arkadaşlar ben okuyamayacağım. Burada bir ara vereyim daha sonra geri geleceğim. Bir kendimi toparlayayım sonra geri geleyim. Ama şu paragrafı okuyayım bir. Palmir'de bundan sonra ilim heyetleri gelmeye devam etmiştir. Mesela 1902'de ve 1917'de Alman bilginleri gelip kazılar yapmışlardır. Bilhassa 1924 39 yılları arasında yapılan sistemli bir çalışma sonunda elde edilen yeni vesikalar Palmir medeniyeti ve dini alanındaki bilgilerimizi arttırmıştır. Burada bir biraz duralım arkadaşlar ben geliyorum. Duygulanıp geliyorum ben. Tekrar kendime gelip geldim arkadaşlar. İşte insan bazen duygusallaşabiliyor. Evet. Palmir yazıtlarının en eskisi milattan önce 44 tarihini taşımaktadır. Bu 44 tarihi galiba Bel Tapınağı'nda hizmet eden din adamlarından bahsediyor. Milattan önce 41 yılında Antuvan, Antoin, Palmir'e saldırdı. İran pazarlarından Hindistan ve Arabistan mallarını satın alıp Romalılara satan tüccarlar şehri Palmir halkı mallarını mülklerine alıp Fırat Nehri kıyılarına kaçtılar. Romalı askerler Palmir'de kimseyi ve hiçbir şey bulamayıp elleri boş döndüler. milattan M.Ö. 63 yılından beri Suriye bölgesini bir Roma eyaleti haline getirmiş olmasına rağmen M.Ö. 41 yılında Palmir hala özgürlüğünü elde tutuyordu. Palmir senası Flavian devrine kadar milattan önce 75-76 metinlerde geçmiyor. Daha sonra kurulmuş olmakla beraber bu sena Hadrian saltanatı milattan önce ya miladi 117-138 devrine kadar basit bir belediye meclisi halinde kaldı. Esasen 1. yüzyıl başından beri Palmir ticareti siteyi zenginleştirdi ve mesela Bel Tapınağı gibi eski tapınakları Roma tarzında onarttılar. Miladi 5. yüzyıl gramercisi Etiyen, yani ne diye de yazılıyor bu, Palmirlilerin şehirlerinin adını Hadrian devrinden sonra Hadriana Polis'e çevirdikleri, zira Palmir'in Hadrian tarafından yeniden kurulmuş olduğunu söylüyor. Bundan sonraki yazıtlarda da şehrin adı Hadriana Tedmur veya Hadrianus Palmeyeronus şeklinde geçiyor. Palmir Hadrian devrinden, Septim Sever devrine kadar Roma İmparatorluğu'nun serbest şehri olmuştur. Severler hükümdar ailesi yani hükümdar sülalesi zamanında Palmir Roma'nın bir sömürgesi haline gelmiştir. Palmir'e kuvvetli bir devlet çehresi veren hükümdarların ne zaman peyda oldukları açık olarak belli değildir. Alexander Sever'in ölümü ile İllirya'lı generallerin başa geçmesi arasında Roma İmparatorluğunu birçok defalar barbar saldırışları ve iç ayaklanmalarla karşılaştı. Bu karışık devrin tarihini yazan eski tarihçiler birdenbire karşımıza meşhur İran şahı Şapur'u yenen Palmir hükümdarı Odenat'ı çıkarıveriyorlar. Aynı adı taşıyan bir ceddinin mezar taşından Odenat'ın dip dedeleri hakkında biraz bilgi alabiliyoruz. Bu mezar taşında hayran olduğu oğlu Nasor, ünlü senatör Septimus Odenat diye geçiyor. Bu adamın oğlu Hayran'a ait olup miladi 251 Ekim'inde yazılmış bir yazıtta bu Hayran'ın da senatör olduğu kayıtlıdır. Buna göre Hayran'ın senatör ve Palmir başkanı şefi olduğu anlaşılıyor ki Roma İmparatoru Hadrian tarafından meydana getirilmiş olan serbest şehir böylece bir nevi Arap prensliği haline gelmiş oluyor. Aynı mezar sütununun yakınında Nasor'un oğlu Büyük Odenat'ın heykeli bulunuyor. Şehrin kuyumcular loncasının yaptırdığı bu anıt, miladi 258 yılı Nisan ayına denk gelen bir tarih taşıyor. Bu Odenat'ın taşıdığı ünvanı bizi İmparator Valerian, Valerian'ın onu Palmir'den başlayan ve Suriye Fenike içine alan bölgenin valiliğine tayin ettiğini gösteriyor. Odenat yılları arasında komanda ettiği Roma orduları ile Sasanilerin başkenti Tezifon yani Selokia veya daha sonraki adıyla Medyana karşı iki yeni sefer yaptı ve büyük bir başarıyla sonuçlandı. Bu seferin sebebi şudur. İren kralı Şapur ülkesine katmak üzere Palmir'e yürümüştü. Yoldayken Roma İmparatoru Valetirien'in Mezopotamya'ya doğru ilerlemekte olduğunu öğrendi. İki ordu bugünkü Urfa yakınlarında karşılaştı. Burada vuku bulan Romalılarla Sasanilerin savaşı çok kısa sürdü. Roma ordusunda çıkan Tifüs salgını askerleri kırık geçirmiştir. Valerian Şapur'dan mütareke istedi fakat Kurnaz Şapur ebedi barış şartlarını görüşmek üzere Valerian'ı yanına davet etti. Valerian gayet az bir mahiyet alayıyla Şapur'un ordugahına varır varmaz derhal yanındakiler öldürüldü. Roma İmparatoru esir edildi. O çağın tarihçilerin dediklerine göre Şapur, Valerian'ı ata bineceği zaman üzerine basarak binek taşı gibi kullanmış. Bunun üzerine Şapur, Valerian'ın ordusunu perişan olduğundan Anadolu'ya yürüdü. Her yeri yakıp yıktı. Suriye'yi, Kilike'yi, yı, Kapadokya'yı işgal etti. Tarsus'u aldı. Kayseri'yi kuşattı. Önüne gelen şehri yağma etti. Bu sırada Odenat, Palmir'in ileri gelenlerine hediyelerle Şapur'un yanına yolladı. Bir dostluk bağ kurmak istediğini bildirdi. Başarılarından mağrur olan Şapur, kendi gibi büyük bir hükümdarın huzuruna, onun gibi küçük bir emirin elçi yollamasını hakaret saydı. Gelen heyete çıkışarak hediyelerini nehre attırdı. Bunun üzerine Odenat kabilelerini çağırdı. Valeriye'nin dağılan ordusunu topladı. Meşhur Palmir okçularını da yanına alıp İran'ın başkenti Kıtefizon önünde göründü. Şehri tahrip etti. Şapur'un oğullarını ve odalıklarını esir etti. Büyük bir ganimet ele geçirdi. Valeriye'nin ve Roma'nın öcü alınmış oldu. Roma'da bedbaht Valerien yerine tahta geçen oğlu Galyen bu haberi duyunca Roma'da şenlikler kaptırdı. Odenat Roma'nın Doğu Eyaletleri İmparatoru ilan edildi kendisine Roma İmparatorlarının taşıdığı Avgust unvanı verildi ve Roma İmparatorluğu'nun doğuda ortağı sayıldı. 40 Diktatörün Hayatı adlı eserin yazarı Trebilius Polion, Kıyarides, Odenat, Veheb Ellat ve Zeynep'i de zikrediyor. Yazar Odenat ve karısı hakkında şöyle söylüyor. Tedmur kralı müthiş bir kabile başkanıdır. O ırkından olan herkes gibi çölün sıcağına ve değişikliğine katlanmasını biliyordu. Doğu kadınlarının en asili ve Cornelius Kapitolunus'a bakılırsa en güzeli olan onun karısı Zeynep de kendisi gibi çok cesurdur. İran seferinden biraz sonra barbarlar Kapadokya'ya saldırdılar ve Odenat onlara karşı sefere gittiğinde yeğeni tarafından öldürüldü. Eğer Odenat Roma İmparatorluğu'nun bu zayıf zamanında askeri kuvvetlerin başına geçmeseydi Romalılar için doğuda her şey kaybolmuştu. O önce karısı Zeynep ve büyük oğlu Herod ile birlikte krallara verilen ünvanı aldı. Odenat ve oğlu Herod İran savaşından dönüşte imparator ünvanıyla selamlandılar. Jack Starkey Odenat'ın öldürülmesini şöyle anlatıyor. Odenat yeni yeğeni Meonius me 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 tarafından öldürüldü. Meonius işlediği bu cinayette Odenat ile birlikte onun oğlu Herod'u da öldürdü. Bu Herod... Odenat'ın Zeynep'ten doğma oğlu değil, daha evvelki karısından doğmaydı ve saltanatta babasıyla ortaktı. Zeynep her fırsatta Herod hakkında üvey analık yapıyor, bu durum babasının onu daha fazla sevmesine sebep oluyordu. Söylediğine göre Zeynep saltanatta kendi oğlunun geçmesini sağlamak için kocası Odenat'ın yeğeni Menos ile anlaşıp kocasını ve üvey oğlunu öldürttü. Odenat, Miladi 30 Ağustos 267 ile 29 Nisan 268 tarihleri arasında öldürülmüştür. Zeynep'in oğullarından Vehb Ellat babasının ölümü üzerine onun sahip olduğu krallar kralı unvanını aldı. Zeynep bundan sonra oğlu adına saltanatı ve idare yerini aldı. Miladi 271 veya 272 başlarında Roma İmparatorluğu'nun zengin Doğu Eyaleti Mısır'ı ele geçirmeye niyet etti. 75 bin kişilik Palmirli, Suriyeli ve diğer barbarlardan meydana getirilen ve Zeynep'in adamlarından Zabdas'ın komuta ettiği ordu Mısır'a getirildi. 50.000 kişilik Mısır ordusunu yendi ve Mısır'da 5.000 kişilik bir muhafız kıtası bıraktı. Zeynep ve oğlu Veb Ellat bastırdıkları paralar üzerinde gördüğümüz gibi kendilerini Avgust ilan ettiler. Onlar Avgust yerine Septim ilakabını kullanıyorlardı. Ama bunun manası August'tur. Roma tarihiyle uğraşanlar bu olayı biraz farklı anlatıyorlar. Mesela Le Homo bu hususta şöyle diyor. Oralien kendinden önceki hükümdarların tersine olarak miladi 270 yılında yaptığı şekil bir anlaşma ile Velci İmparator Galien'in Palmir Kral Odenat'a verdiği ünvan ve nüfuzu yani dini başkanlığı ve Palmir Krallığı ünvanını Odenat'ın Oğlu Vel lata verdi ve Web Enlat para bastırmak hakkına da malikti. İmparatorluğun batı kısmını işgal edilmek tehlikesinde bulunduğundan Oreliel Parmil ile arayı bozmak istemiyordu. Web Enlat bastırdığı paralar üzerine Roma İmparatorluğuna ait ünvanları kaldırıp yalnız imparatorluğun kendine verdiği ünvanları koydurunca iş değişti. Bu Roma ile açık bir savaş veya Palmir'in tam egemenliğini ilan etmesi demekti. Evet nerede kalmıştık? Zeynep'in Mısır'a giden orduları geri döndükten sonra o bu defa da Anadolu'ya göz dikti. Gene askerlerin başına geçen komutan Zabdas ordusunu bir güçlüğe uğramadan Anadolu'nun kalbine yani Ankara'ya kadar ilerletti. Bitinya kendiliğinden itaat etti. Boğaz içinin kilit şehri Kadıköy Suriyelilere kapılarını kapadı. Durumdan haberdar olan Oralyen İtalya'dan çıkıp ordusu ile birlikte İllirya ve Makedonya'dan geçti süratle Anadolu'ya geldi. Ankara'yı kuşatıcılardan kurtardı. Mısır'a bir ordu yollayıp geri aldı. Bu sırada Zeynep Antakya'ya gelmişti. İmparator Aurelian Asi nehrine ulaştı. Fakat doğrudan doğruya Palmir ordusuyla karşılaşmaya cesaret edemedi. Evvela kaçar gibi yaptı. Palmirliler arkasına düştüler. O bu defa birdenbire geri dönüp Palmir ordusunu kılıçtan geçirdi. Palmirler Humus'a doğru yöneldiler. Borelyan zaferle Antakya'ya girdi ve Zeynep'in dostu olan Samosatlı papaz Poli orada oradan sürüp çıkardı ve hemen Humus'un yolunu tuttu. Zeynep'in komutanı Zaptas'ın Dafne yanındaki bir tepede düşmanı oyalamak için bıraktığı artçı kuvvetleri temizledikten sonra Humus şehrin önlerine geldi. Burada Zaptas'ın 60 bin kişilik bir ordusu vardı. Şehrin önünde iki ordunun karşılaşmasıyla müthiş bir insan kırımı oldu savaş alanı insan ve at ölüleriyle doldu. Palmir ordusundan sağ kalanlar şehre sığındılar. Zeynep burada çabucak bir savaş kurulu topladı. Oy birliğiyle Palmir'e geri çekilmeye karar verdi. Palmir ordusu Humus'tan geri çekildikten sonra Orelyen şehre girdi. Şehrin koruyucu tanrısı Hebogabal'ı ziyaret etti ve hemen Zeynep'in peşine düştü. Palmir'e 150 kilometrelik mesafeyi bir haftada açtı ve Palmir'i kuşattı. Zeynep hayatının bağışlanacağı vaat edilen teslim olma tekliflerini reddetti ve cevap olarak İran'dan, Araplardan ve Ermenilerden yardım alarak kendileriyle savaşacağını bildirdi. Oralyan Sasaniler Kralı Şapur tarafından yollanan yardım kuvvetlerinin gelişini, ordu kuvvetleri ile veya onlara para vermek suretiyle önledi. Zeynep ve yanındakiler Palmir'i kuşatan Roma ordusunun açlık sıkıntısı çekeceğini sanıyorlardı. Halbuki bunun aksi meydana geldi yani bizzat kuşatılanlar Palmir hakkı bu sıkıntıya düştüler.'' Bu tehlikeyi gören Zeynep İran hükümdarı Şapur'dan yeni bir yardım istemeye karar verdi ve gizlice iyi koşan bir hecin devesine binerek Palmir'den çıkıp nehrine ulaştı. Kendisini kovalayan Roma atlıları yetiştiği zaman Zeynep nehirde bir kayığa hemen yeni binmişti. Onu yakalayan Roma atlıları beraberlerinde alıp Orelye'nin ordugahına götürdüler. Bunun üzerine kuşatılanlar arasında barış yapma taraftarları çoğaldı ve surun üstüne gelerek galipten af dilediler. Ali cenaplık gösterip armağanlarla gelen bir heyeti kabul etti. Bu şey, heyet şehrin yağma edilmesini önledi. Hükümdar anlaşma ile şehre girdi. İmparator Orelyen, Tiyarendeki gibi şehrin çapul edilmesini önledi. Fakat şehrin hazinelerini, kraliçeyi ve bazı Palmir ileri gelenlerini birlikte alıp Humus'a gitti. Zeynep'in bazı danışmanlarını öldürmekle yetindi. Plotin'in öğrencisi olup aslen Suriyeli bulunan filozof Longin bu öldürülenler arasındaydı. Aurelien, tarihçi Zosim'in yazdığına göre Zeynep Roma yolunda hastalıktan veya kendisine verilen yemekleri yememek suretiyle açlıktan öldü. Aurelien Tuna Nehri kıyılarına vardığında Palmir ilk ayaklanmanın ele başlarından Apsi idaresinde ayaklandı. Aurelien hemen Palmir'e geri döndü ve savaşsız şehre girdi. Bu defa şahri yame ettirdi ve yaktırdı. Kadın, çocuk ve ihtiyarları ve köylüleri öldürttü. Fakat ayaklananlar tarafından harekete getirilmiş olan anti yoküsü cezalandırmak tenezzülünde bulunmadı. Bu insan kırmından kurtulanlar Zeynep'in çekmecesindeki paralar ve tacındaki mücevherlerle güneş tapınağını onarttılar. Zeynep'in sonucu hakkında Flavius Vopiscus ve Trabellius Polion adlı tarihçilerin verdikleri bilgi Zoisminkinden farklıdır. Bunlar Aurelien'in miladi 274 yılında Roma'da başarılarını kutlamak için yaptırdığı büyük geçit alayına önemli kişilerden olan tutsaklar arasında altından yapılmış araba içinde kraliçe Zeynep'in de geçtiğini yazıyorlar. Gene bu yazılar Zeynep'in Tivoli'de bir Romalı kadın gibi kendi halinde sessiz sedasız yaşadığını söylüyorlar ve Zeynep'le kocası Odenat'ın şahsiyetleri, kültürleri ve saray hayatları hakkında enteresan ve geniş bilgi veriyorlar. Zeynep'in ölümü hakkında bilgi veren yazarlardan bazıları onun eceliyle ve tabi öldüğünü, bazıları ise Aurelian tarafından öldürüldüğünü söylüyorlar. Pamir devleti ve şehri Orelya'nın yakıp yıkılmasından sonra bir daha belini doğrultamadı. Yalnız Dioklesyen zamanında burada bazı yapılar ve onarmalar meydana getirdi. Daha sonra Hristiyanlığın Suriye'de geliştiği sırada Palmir'de de oldukça fazla Hristiyan topluluğunun mevcut olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çünkü miladi 325 yılında İznik'te toplanan konsile katılan papazlar listesinde Marinus adında Palmirli bir papaza rastlıyoruz. Miladi 400 yılında Arkadius zamanında Palmir biraz önem kazanmış görünüyor. Arkadius'un oğlu ikinci Theodos'un uzun süre saltanatı zamanında yazılmış bir Palmir mezar taşında Selefkus takviminin 753 yılı Haziran ayında ölen Odenat adında birini görüyoruz. Justinian saltanatı hakimiyeti sırasında burayı Araplara karşı bir garnizon haline getirmiş, şehrin kuşatma duvarlarını onartmıştır. Malasat'ındaki tarihçinin bildirdiğine göre Justinyen, Doğu Kontu Patrese yani Patrike, Palmir'i kiliseleriyle resmi yapılarıyla yenilemek için geniş para yardımı yaptı. Kudüs şehrini ve Roma İmparatorluğunu korumak için kuvvetli bir garnizonla birlikte Humus tüklüğünü Palmir'e nakletti. Palmir, miladi 634 yılında 1. Halife Ebu Bekir'in komutanı Halid bin Velid'e kapılarını açtı. Palmir İslamiyet'in 100 yıllarında tekrar Tedmur oldu fakat silik bir rol oynadı. Ama Selçuklular devrinde biraz önem kazandı. Atabeylerden Şam yürürlerinin mabeyincisi Firuzoğlu Yusuf, miladi 1132 yılında Palmir Kap Tapınağı'nın